Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten acı haber. Maalesef duyurdu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, babasının rahatsızlığı nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalabileceğini duyurdu. Dolar kuru ve altın fiyatları yorumu ile bilinen İslam Memiş değerlendirme yaptığı sırada kötü haberi izleyicileriyle paylaştı. İslam Memiş babasının hasta olduğunu bir süre olamayabileceğini söyledi. Finans uzmanı İslam Memiş, dolar kuru, altın ve gümüş fiyatları özelinde yorum ve değerlendirmeler yaptığı YouTube yayınında sevenlerini üzen bir haberi de takipçileriyle paylaştı. Dolar kuru ve altın fiyatları yorumu ile öne çıkan İslam Memiş yakından takip edilen isimlerde birisi. İstanbul'da kuyumculuk da yapan İslam Memiş belirli aralıklarla döviz ve emtia piyasası üzerinden son gelişmeleri değerlendirip yatırımcılara kendi uyarı ve görüşlerini paylaşıyor. Bayram boyunca yok. İslam Memiş son piyasa değerlendirmesinde dolar ve altın fiyatları için konuştuğu sırada bir de üzücü bir haber verdi. İslam Memiş babasının yoğun bakımda ve bilincinin kapalı olduğunu belirterek bu nedenle memleketi Ordu'da olduğunu, bayram boyunca da burada olacağını belirtti. Annesinin 5 yıl önce vefat ettiğini söyleyen İslam Memiş babasının yanında olacağını ve bir süre video çekemeyebileceğini söyledi. Takipçileri ise İslam Memiş'e geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını iletti. İslam Memiş şunları söyledi. Memlekette ordudayım. Babamın rahatsızlığından dolayı aranızda olamayabilirim. Bir anda ortadan kaybolabilir. Belki bir hafta on gün benden haber alamazsanız merak etmeyin. Bayrama kadar buradayım ve bayramı da burada geçireceğim çünkü babam yoğun bakımda. Geçmiş olsun dilekleri ileten arkadaşlar oldu. Allah razı olsun. Rabbim size, ailenize, annenize, babanıza, sevdiklerinize hayırlı, bereketli, güzel, onurlu, çok nezih bir hayat nasip etsin. Sevdiklerinizde hem dünyada hem ahirette güzel ömürler nasip etsin. Benim annem 5 yıl önce vefat etmişti. Elimde bir babam kaldı. Babam da yoğun bakımda bilinci tamamen kapalı. O yüzden zor günler geçiriyoruz, bekliyoruz haberini. Ömür, nasip, kısmet bu işler. Bu kadar yoğunluğa rağmen, bu kadar farklı duygulara rağmen ben hazır vaktim varken yapabileceğim bir şey yok yoğun bakım kapısında, evdeyim. Eve geldim. Yanınızda olmak için gayret gösteriyorum. Önemli olan insanlara, insanlığa faydalı olmak önemli olan verilmiş olan sözleri tutmak. Anneme söz vermiştim. Size söz vermiştim. Siz rahat olun işinize bakın. Finansal piyasalar para pul kısmında ben size dilim döndüğünce aklıma geldiğince anlatırım diye. Hak neyse onu yaşıyoruz. Kim bilir daha neler göreceğiz. Şimdiden tekrar hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Altında yaşanan hareketliliği değerlendiren uzmanlar, yaşanan hareketin bir bahar düzeltmesi mi olduğunu ve yükselişin devamının gelip gelmeyeceğini anlamak için izlenmesi gereken fiyat aralığı için 12-30 aralığına işaret ediyor. Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok da anlam verilemeyen bir şekilde sert bir düşüş yaptı. Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışı diğer yandan artan ekonomik riskler ve merkez bankaların politikaları değerli metal piyasalarında belirsizliği artırıyor. Uzmanların aşağıda ve yukarıda fiyat beklentileri arasındaki makas açılıyor. Yatırımcı pozisyon almakta zorlanıyor. Fiyatların kendini 1960 doların üzerine tekrar atması halinde de altın için yönü belirleyecek. Kritik günlerin başlayacağı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz artışını 25 bas puan ile beklenen seviyede tutması, uluslararası piyasalarda altın fiyatını yukarı çekti. FED kararı sonrası bir ara 1900 dolar 10 seviyesinin altını test eden spot altın, daha sonra 1935-1950 bandına geri döndü. Analistler, altın fiyatının 1960-1980 dolar ons bandında yeniden test etme olasılığının bulunduğunu belirtirken, destek olarak 1900-1890 dolar ons aralığını göstermeye devam ediyorlar. Değerli metaller uzmanı Florian, görünmez altında yaşanan hareketin bir bahar düzeltmesi mi olduğunu ve yükselişin devamının gelip gelmeyeceğini anlamak için izlenmesi gereken fiyat aralığı için 1962-0030 aralığına işaret ediyor. Analiste göre 1960 doların altında ayı görünümü sergileyen altın piyasası, 2030 doları aşarsa alın furyası ile karşılaşabilir. FED kararının ardından Rusya, Ukrayna barış görüşmeleri, küresel ekonomik büyümeye yönelik artan riskler, Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvili getirisi ve dolarda düzeltme piyasaların odağında. Ancak uzmanlar Fed'in çok daha sıkı bir para politikası öngördüğü bir ortamda Ukrayna'da sorunların geride kalmasının güvenli liman arayışını azaltarak altının arkasındaki desteğin önemli ölçüde azalmasına neden olabileceği uyarısı yapıyor. Altındaki sert gerileme, finans kuruluşlarının beklentilerini törpülemiyor. Kredit Suisse'deki stratejistler halen sarı metalin 2.285-2.300 dolar bölgesine gitmesini bekliyor banka, 1863 doların üzerinde kaldığı sürece altındaki zayıflamanın geçici olduğunu savunuyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor. Altın, 2075 dolarlık rekor yüksek seviyeye sınırlandı. Ancak bizim öngörümüz bunun geçici bir gerileme olduğu, 55 günlük ortalama 1863 dolar desteği korudukça yükselişin devam edeceğim. Bize göre direnç seviyeleri 2120 ve 2167 dolar nihayetinde 2.285-2.300 doların test edileceğini tahmin ediyoruz. Bankanın bu hafta yayımlandığı raporda altın şu ifadeler kullanıldı. Makro ekonomiye yönelik görüşümüzü değiştirdik. Rusya, Ukrayna savaşı ve yaptırımlar ticarette kalıcı bir yeniden düzenlemeyi tetikliyor. Rusya kaynaklı arz sorunlarının yaklaşık bir yıl süreceğini düşünüyoruz tüketici fiyat enflasyonunun daha geniş çapta artmasını ve tüketim üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz. Büyümenin daha zayıf olacağını, enflasyonun daha yüksek olacağını ve merkez bankaların bu yeni zorluklara farklı tepkiler vereceğini düşünüyoruz. Bu yeni görünüm sonucunda reel getirilerin baskı altında kalacak. Ayrıca piyasalarda riskli bir ortam ve güvenli liman talebi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri dolarının yükselmesini bekliyoruz altın fiyatları mevcut ortamda desteklenir ancak fiyatlarda yüksek oynaklık görebiliriz. 2022 sonu ve 2023 sonu için yeni altın fiyat tahminlerimiz ons başına 2000 dolar seviyesinde bulunuyor. Araştırma ajansı Fit Solutions Country Risk Industry Research, bu yıl için altın ortalama fiyat beklentisini 1650 ile 1700 dolar ons arasında iken ons başına 1800 ile 1900 dolara revize etti. Kuruluş, Ukrayna savaşı ve artan küresel enflasyona endişeleri ortamında altının rallisinin süreceğine inanıyor. Fitch çalışımız altın fiyatının Covid-19 öncesi seviyelere kıyasla yüksek kalmasını bekliyor. Uzun vadede ise risk duyarlılığı geri döndüğü ve altının çekiciliğinin azaldığı için altın fiyatlarının gevşeme yolunda kalmasını bekliyor. 2026 yılında fiyatın 1600 dolara geri geleceğini öngörüyor. Geçtiğimiz hafta tüm zamanların zirvesini zorladıktan sonra altın yaklaşık 150 dolar değer kaybetti. Ons altındaki düşüşü açıklayabilecek birkaç faktör var. Fed'in 2020 yılından bu yana ilk faiz artırımı gerçekleştirmesi. Fed'in para politikasında sıkılaştırmaya devam edeceği öngörülüyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam ettirilen ateşkes görüşmeleri yatırımcıyı rahatlatıyor. Ham petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Piyasalarda risk algısının geliştiği görülüyor. Dünya genelinde borsa endekslerinde yükselişler var. Avrupa Merkez Bankası yapmış olduğu değerlendirme ile Avrupa bölgesinde resesyon riski görmediğini açıkladı. Bildirdiğimiz üzere altın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz açıklamaları sonrası hareketlenme yaşadı. Hep uzmanların uzun zamandır beklediği gibi 25 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Bunun ardından geçtiğimiz günlerde hafif geri çekilme yaşayan altın ivme kazandı. Peki sırada neler var? Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş açıkladı. İşlenmemiş çarşamba akşamı açıklanan Fed faiz oranları ve altın dolar hakkında yorumlarını aktardı. Uzman, Fed'in faiz artırımının beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini, bu nedenle piyasada çok büyük bir değişiklik olmadığının altını çizdi. Altın ve gümüş fiyatlarının geçtiğimiz 3 hafta boyunca yatırımcılar için yüksek seviyede olduğunu ifade ettiğini belirten Meçmiş, düşüş trendinin bu hafta başladığını belirtiyor.